Yaşasın kadın dayanışması. Giresun'un merkeze bağlı Erikliman köyünde 16 yaşındaki Sıla Şentürk zorla nişanlandırıldığı 21 yaşındaki HCG tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Küçük Sıla için Bolu Kadın Platformu kent meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Yaşasın kadın dayanışması. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eylemde basın metnini KESK dönem sözcüsü Kevser Yongacı Pala okudu. Pala, çocuk gelin vakalarının önlenmemesine tepki gösterdi. Okulda olması gereken bir kız çocuğunu daha evlenmeye zorlayan bu ataerkil zihniyet ve onu destekleyen iktidarın yürürlüğe sokmadığı etkin yasalar bugün onun vahşice öldürülmesine neden oldu. Bu ülkede çocuk gelin, çocuk tutsak, çocuk işçi yaratanlar onun çocuk olmasını sağlayamadılar. Pala, Sıla'yı koruyamadıkları için kurumların da suçlu olduğunu dile getirdi. Kadını ve çocuğu koruyan yasalara göz diken, İstanbul Sözleşmesi'ni siyasi pazarlık meselesi yaparak fesheden AKP-MHP iktidar bloğu, çocuk istismarını olağanlaştıran, evlilik yaşının 12'ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri ve yasaları uygulamayan yargı mercileri, onu koruyamayan kolluk kuvvetleri ve bütün bunlardan cesaret alan fail bu cinayetin sorumlularıdır. Caydırıcı yaptırımların gerekli olduğuna işaret eden Pala, İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekti. Mevcut yasalar doğru ve etkin bir biçimde uygulansa, şiddete ve istismara karşı kadınlar ve kız çocukları için bir barikat oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede usulsüz bir şekilde çıkılmasa, kadın ve kız çocuklarının katillerine kravat taktı diye ihal indirimleri yapılmayıp yeterli cezalar verilseydi, bugün Sıla ve sayısız çocuk ve kadın hala hayatta olacaktı. Ve her gün en az bir kadını katleden erkek katiller bu cesareti ve gücü asla bulamayacaktı. Mücadeleye devam edeceklerini belirten Pala, mevcut sistemin failleri cesaretlendirdiğini belirtti. Hemen sistemin eğitimde, medyada, iş yerinde ve gündelik hayatın her alanında yeniden ve yeniden üretildiği Türkiye'de siyasi iktidarın kadına ve çocuğa karşı işlenen suçları cezasız bırakan mevcut şiddet dili ve politikaları, şiddeti ve ayrımcılığı kurumsallaştırmakta, failleri cesaretlendirmektedir. Eylem, basın açıklamasının okunmasının ardından sorunsuz şekilde sona erdi. İstanbul Sözleşmesi yaşatır! Yaşasın! Kadın dayanışması.